Selamlar sevgili geekler. Rick and Morty'nin kendi ülkelerinin liderleriyle, biz asla böyle bir şey yapmayız, dalga geçtikleri bir program bölümünün incelemesi daha hoş gelmiş oldunuz. Bu haftaki bölüm şeydi. İşte ne onun adı? Thanksgiving yani neydi lan onun? Şükran. Şükran günü. Şükran günü mü? Şükran günü müydü? Yabancılaştım ben şu an, emin misiniz? Evet. Şükran günü. Kelimeler ses olarak gelmeye başladı. Neye şükranlar peki bunlar? Bu hep biliyorum zaten konusu. Tabii ki yerleri öldürdük. Onların gelip ellerindekini paylaşmasına şükran duymalarıyla ilgili galiba değil mi? Ona teşekkür ediyorlar sanırım. Bu mu? Ellerinde olan her şey, yaşam için, şey için falan böyle. Yani bir çeşit bayram. Başlangıç sanki... Ha öyle mi yani? Eldeki bolluğa şükrediyor. Hindi başka. Hayır bir dakika. Şu değil mi? Teşekkür ettikleri şey, yerliler gelip bize şey yaptı, yardım etti zor durumdayken biz göçmenlere. Ya... Ben bu yaşıma kadar Thanksgiving'in esprisinin bu olduğunu zannederek büyüdüm. Yani, Amerikan filmleri haricinde de bir kaynağım yok yani. Şimdi şöyle bu normalde Easter falan dedikleri şey de az çok aynı vakitlere denk geliyor. Hı-hı. Genelde evet. Böyle köylülerden çıkan bir şey işte hasat bayramları, Allah'a böyle ya da yani Allah demeyeyim hani tanrılara, bir takım ruhlara, iyelere falan teşekkür etmek amaçlı böyle ziyafetler düzenleniyor. Aslında çok eski. Bunun bir versiyonu biraz şeyle karışık. Bu Amerika'ya özgü bir şey değil mi yani? İsim olarak, Thanksgiving ismi Amerika olarak öyle olabilir. Ben çok detay bilmiyorum o konuyu. Ama bu etkinlik yani ritüel dediğimiz şey aslında bir çeşit... işte hasatlardan önce sonra anladım. Bolluk, bereket zamanlarında bir teşekkür. Ben hep böyle az önce dediğim şey zannediyordum nedense yani işte. Ya mutlaka karışmıştır çünkü yani 3000-5000 yıldan falan bahsettiğimiz için. Anladım. Thanksgiving biraz daha şeyli ama hani Amerika'da olmasının sebebi o Hristiyanlığı oraya götürdüler ve eski adetlerle bu birleşip biraz daha böyle Hristiyan şeyine kaymış hali versiyonu. Neyse kısacası Amerikalılar için en azından gene filmlerden bildiğim kadarıyla bir böyle şükran duyma ve işte böyle manevi bir çeşit duyguların azdığı bir bayram filan fişmekan. Yani Amerikalı olmak ve Amerikalı bir işte vatansever filan olmakla yan yana gidebilen falan bir kutlama içeren bir şey anladığım bildiğim kadarıyla. O yüzden tesadüf değil, bir yandan da bu bölümdeki Rick'in şeyi düşmanı denmez de ne denir? Rakibi işte sevgili Amerikan başkanı filan ki daha önce de bunlar sidik olmuş yarıştırmaya evet çalışıyorlardı. Gene sidik yarıştırmaya çalışıyorlar. İlk olarak bir rakip olarak Amerikan başkanı karakterimizi nasıl buluyorsun sevgili arkadaşlar? Ben çok eğleniyorum ya. Yani birincisi Amerikalıların böyle kendilerine yükledikleri o şeyi çok iyi yansıtıyor işte. Dünyayı biz kurtaracağız. İşte uzaylılar kesin bizim ülkemize gelir. Ve bu yüzden tabii ki Amerikan başkanının işte ne bileyim Shining'deki ikizleri var falan böyle anladın mı? Yani bunları yüklemesi çok hoşuma gidiyor. Bir de adamın da böyle şey olması falan da çok hoş. Biliyor hani her şeyi yönetiyormuş gibi geliyor. Ama yerine de bir tane hindi bakabiliyor falan yani. Çok güzel dalga geçiyorlar ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Yara sanki de Rick and Morty'de şey de vardı, bu bağımsızlık günü var ya, Fort of July. Evet. Onunla falan da dalga geçen bir bölüm vardı diye. Ben de az önce şey diyecektim, sanki bu işte Thanksgiving şeyleri normalde Amerikan dizilerinde falan çok şeydir ya, mutlaka Noel olur, Thanksgiving. Tabii. İki bölüm mutlaka yaparlar falan. Değil mi mesela Friends'de var değil mi? Her sezon oluyor. Evet falan böyle. Ama mesela şey... Daha önce Rick and Morty'nin böyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Hani Noel'i ve Thanksgiving'i işte özel olarak böyle Noel bir bölüm yaptığını. Noel ya da Thanksgiving değil de şeyi ben sanki hatırlar gibi ama çok yanlış da hatırlıyor olabilirim şu an. Emin olamadım. Sanki Amerikan Bağımsızlık Günü'nde de bu tarz böyle eleştirileri olan biraz bu bölümdeki yere çıkartan eleştirisi vardı diye. Neyse yanlış hatırlamışım. Belki arada espri varmış. Olabilir. Bir tane arada bir espri yapmışlardı da o benim aklımda kalmış olabilir. Sanki böyle ya bunu yaptığı zaman Rick and Morty benim ayrıca hoşuma gidiyor. Oraya getirecektim. Ya evet aslında mesela bu bölüm böyle en şey bölümlerden bir tanesi. Yani en bizim gerçek hayatla, gerçek dünyayla alakalı bölümlerden bir tanesi. Hatta yani o bir önceki işte Amerikan Başkanlığı bölümde o zamanki espri de şeydi yani Rick ve Morty Amerika'ya karşı falan gibi bir espriydi. Sanki onun üzerinden geçen zamanda böyle bir şey var yani niye bu adamlar hani işte vatansever değil, neden kendi milliyetçiliğimizle dalga geçiliyor falan tepkilerine karşı
ufak bir cevap. Yani çok umurlarında olmayabilir ama bu cevabı içeriyordu bölüm. Keza zaten hani neden bizden nefret ediyorsun diye sorunca başkan, ben Amerikan devletinden nefret etmiyorum. Ben bütün devletlerden nefret ediyorum. Yani. Hani o anti-establishment. Ama bir taraftan da onu söylerken yine Rick and Morty'yi sevdiğim bir tarafı, o da cevap vererek teşekkürler Fight Club falan. Evet. Evet. Kesinlikle. Çok güzel yani. Ya inanılmaz ya. İşte hani hep söylüyoruz ya, bu sezon özellikle birazcık daha eleştiri sesimiz fazla çıkıyor. Hani Rick and Morty eskisi gibi değil falan filan. Yani Rick and Morty'nin işte yaptığı şey aslında çok basit bir şekilde bu yani. Hem bir taraftan zekice bir şekilde ya ben bütün işte sınırlara karşıyım demesi, hem de diğer taraftan kendi yaptığı açıklamanın lame bir açıklama olduğunu söylüyor. Ha teşekkürler falan. Böyle bir bununla dalga geçmesi. Bunu seviyorduk ama işte böyle çok şey görüyoruz. Küçük yerlerde görüyoruz artık yani bu sezon. Ya evet, onun sebebi de biraz şöyle. Şimdi mesela bu tabii hani dizinin iki tarafı da iki bakış açısında da içerebilmesi, mesela Rick gibi çok zeki bir karakter veya hani Dan Harmon çok zeki bir insan demek ki falan diyelim. Ya en azından hani bunlara kadir olabilmiş böyle bir bakış açısına. En de sonunda şuraya varıyor bu zihin. O zaman her şey anlamsız filan. Evet. Ve zaten Rick de derdi de bu yani, her şeyin anlamsızlığından dolayı üzülüp bozuluyor. Ama mesela bu bölümde buna üzülüp bozulduğu filan yok yani. Evet. Adam kaptırmış durumda. Yani şey de komik, bu sorunun cevabını hatırlamıyorum. Neden mesela bu işte Hindi affını almaya çalışıyor ki? Yani Amerika hükümetini devirebilir falan aslında istese. Niye? Bunu Beth soruyordu da Beth'e cevap olarak ne veriyordu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum şu an. Ya, her dakika bununla mı uğraşacağım falan, bu daha kolay falan deyip geçiştiriyordu herhalde. Yani. Muhtemelen öyle. Şey hani orada da işte dediğim gibi böyle çok çok... Bir yandan Amerika'nın her şeyin arkasında olduğunu, hani Amerika'nın güçlü olduğunu falan şey yapıyor. O olayda mesela benim şey çok hoşuma gitmişti. İşte Rick'in dediğin gibi çok zeki bir karakter olduğunu biliyoruz falan. İşte Rick plan yapıyor. Diyor ki gideceğim diyor. İşte askerlerin yerine gideceğim. Ama askerleri işte Amerikan Başbakanı satın alıyor. Ama şey ne bileyim, nakliye şirketini Rick daha önce yapmış. Onları satın alanı ben aldım. Evet, ben yani onları satın alanın alanı orada aldım. Yani orada böyle şey yapması, planları açıklaması falan. En sonunda da olayın Hindi askerlere gidecek kadar saçmalaması falan. Çok komikti ya. Yani bilmiyorum. Hindi askerlerin işte şey neydi savaş sonrası şey PTSD. PTSD görmeleri. İşte her yer 270 derece falan. Çok fazla derece var falan yapması. İnanılmaz komikti ya bu bölüm. Çok güldüm yani. Bir yandan da bölümün sonunda işte bir takım eski, onların kaynağı neydi? Uzaylı mıydı? Uzaylılarmış uzaylılar, aslında yani. Amerika'da yerlileri, evet. Yerli şeyi ve ama... şeyleri, mültecileri mi demeliyiz? Hı. Ne denir o Amerikan şeylerine? Onlar kendilerini mülteci diye getiriyor. Ne diyor? Göçmen. Göçmen. Mülteci. Evet. Kolonistler yani. Evet. Onu Türkçe'de ne diyoruz biz ondan bahsederken? Koloni diyoruz. Koloniciler mi diyoruz? Kolonizatör diyoruz. O kişilere ne diyoruz yani? Kolonizatör. Hayır. Emin misin? Akademik bir kaynak arkadaşlar. Kolonizatör. Bir insan bir araya şeyden, Avrupa'dan yola çıkmış ve Amerika'ya gelip yerleşmiş. Misyonerlik faaliyeti yapıp oraya yerleşen ve yerleştiren, orada toprak sahibi olanlar falan genelde kolonizatör. Organizatör. Bu sadece Amerika için değil, Türkiye'de de var. 1071'den önce mesela. Ne demek bu? İşte Hoca Ahmet Yasevi'ler falan, orada dervişler gelmiş, onlar da kolonizatör. Ama bizim biliyorsun o kutlu bir habermiş o şeyde yazan. Tabii ki. Biz de uzaydan gelmişiz. Onların da sonunda uzaylıların falan işte tipik olarak birbirine düşmesi değil de yerli ve kolonizatör gibi olmalarına rağmen hani işte barış ve şey içerisinde olmaları, uyum içerisinde olmaları falan. Biraz böyle mesajlı da bir bölümde aslında. Yani. Alien ve Predator'a da çok benzettim ben o şeyleri. Hani adamlar savaşacaklar falan deyip sonra da sarıldılar falan muhabbeti yapması. Yani yine kendimi tekrarlayacağım ama ben işte bu bölümün en çok sevdiğim, Amerika'nın sürekli olarak kendini inanılmaz önemsemesi, işte bizim atalarımız tabii ki de yerliler değildi, Kızılderililer falan değildi, uzaydan geldik falan yapmaları, böyle işte ne bileyim Rick'in başlangıçta şeyi çalması, özgürlük bildirgesini çalarken işte bir anda özgürlük heykelinin içinden şey çıkması. Yani çok saçmalandı o espri, anladın mı? Bir yandan evet. New York'u Fransa'ya sattım diyor falan sonra. Fransa'nın hediyesiymiş o. Evet. İşte. Trojan diyor ya. İnanmayacaksın Fransızlara diyor. Rick'in bunları böyle... Bu iç savaş bağlantısı. Şey, gelenler var yani. İspanyollar, İngilizler falan filan geliyor. Fransızlara güvenmeyeceksin diyor. Onu da söylemeden geçmiyor yani. Rick'in bunları böyle bir de hani çok şey gibi görmesi. Abi
özgürlük heykelimiz Trojan heykeli olabilir canım, Amerika falan yapmasın. Ama bir yandan da şöyle bir şey var mesela, biraz aslında yani işte gene hani bu bölümü yazarken vatanseverlerden özür dilemeye yönelik gibi Morty şeyi işte Washington anıtını parçalayınca uzayda kızıyordu Rick ona, yani ulan şeyi yıkma falan diye. Mesela onu ben biraz aslında out of karakter buldum yani, Rick'in çok da umurunda olmayabilirdi yani gerçekten. Ama ona başta da yaptı ya işte o şeyi, hazineyi evet, çalmaya gitti. Morty yanlışlıkla yaptı onu. Niye yaptın böyle bir şey falan. Yani aslında bence o biraz şey, hani bunun böyle sembolik bir önemi olduğunu da gösterip bir taraftan. Ama birden patladı işte, ne olacak demeye getirdi devam gibi edelim. Hissettim ben biraz daha. Evet. Ben şey yani falan, dizi onu demiş oluyor doğru. Şeye falan çok güldüm ya. Yani Rick'in bu arada bu sezon inanılmaz saçma sapan bir teori vardı şeylerde. İşte Rick bu bölüme kadar, 6. bölüme kadar hiç Portal Gun'ı kullanmadı. Ve bu insanlara sürekli şey yapıyor. Bu esas Rick değil, bu aslında Evil Morty'nin Rick'i, işte biz aslında şu an Evil Morty'nin origin story'sini izleyeceğiz falan diye sürekli böyle teori kastlar sırf Portal Gun gözükmediği için. Bu bölüm ilk defa... Ne kadar enteresan, ben bunu ilk defa duyuyorum. Bir gariplik vardı, insanlar böyle şey yapıyorlar. Bu Portal Gun'ı işte ilk defa gördük, şeyi çok komikti. Oradan çıkan bir robot vardı ya, böyle ne bileyim, robot saçma sapan gidip bir şeyleri düşürüyordu. Küçük böyle bir robot gidip böyle şeyin adamların altına işiyordu falan, bir hatırladın mı? Onlara falan çok güldüm. Şeyler çok güzeldi. New York'un işte başkan şey diyor. New York mesela tutup işte savaşta özgürlük heykeli New York'a saldırıyor. Onlar kendilerini idare ederler falan diyor. Sanki ilk defa yapmışlar gibi. Yani daha önce biraz o biraz şey değil mi? Ben onu şöyle düşündüm. Hani birçok filmde New York'un başında bir sürü kişi gelir yani. O çok güzel ayrıntılar. Çok hoşuma giden şeyler vardı böyle küçük ama çok güldüm yani. Evet bence de yani bu böyle daha aslında şey bir bölümdü. Biraz geyik bir bölümdü falan. Bir yandan hani öyle bir mesajı falan var dedik ama o da geyik bir çemberde yani. Bütün o işte askeri operasyonla ilgili espriler, yani önce başkanlar iki birbirine, ondan sonra Hindi başkana karşı müttefik olmaları falan, çok böyle hani ekstra bir parodi falan yoktu aslında bunda yani. Sadece ne bileyim, bu da bir parodi değil ama şey esprisi ekstradan var işte, Hindi olunca birbirlerini tanıyabiliyorlar yoksa tanıyamıyorlar falan. O acaba böyle bir şeye gönderme olabilir mi diye düşünüyorum ama yok. Genel olarak bir de şey vardı işte, o askerlerin mesela kırsal kesimde olsa aksan hemen böyle şey Amerika'nın taşralısına dönüyor ve çoğu savaş bölümü zaten bu şekilde yani. Bütün askerlerin eşlerinin mutlaka hamile olması. Evet, evet. Giderken hamile eş arkada bırakmaları. Şey çok güzeldi. Başkanın en sonunda işte dövüştükten sonra hayatı gözlerinin önünden geçiyor falan. Orada saçma sapan ne bileyim böyle aklından bu arada bence o biraz şeydi bu arada yani, o adamın İşte ne denir böyle entitled yani böyle yani iyi bir şey bir yaşam olmuş yani. Hani zengin bir yaşam olmuş. Herifin derdi PlayStation yenisi çıkması falan sadece. Evet ya yani, hakikaten. Şeyi ondan sonra çıkartıyor işte hayatım gözlerimin önünden geçti ve çok kaliteli bir hayatım vardı falan yapması. Çok komikti ya onlar. Şey de güzeldi mesela hani en sonunda işte bunlar askeri gene görüyorduk falan. Ve ya işte devlet şu ara para ödeyemiyor bilmem ne filan. Ulan o yani o ülkeyi kurtardı yani ne yapalım filan. Hani, hani o böyle o boş vatanseverliği yani işte bizim ülkeye de sık sık karşılaştığımız telefonunu çıkar amca diyenler gibi şeyine ne onun adı işte diktatörüne aşık olunan falan kafalar. Evet yani demeyeceğiz. Şeyin başında da işte giderken... Karısı diyor ya hayır gitmeni istemiyorum işte çocuğumuz var falan. Bu da hani şeyi söylüyor işte deli bir adam mı yönetsin yoksa Hindiler mi yönetsin? Ben tabii ki deli adamı tercih ederim falan diyor yani. Bence güzel bölümdü. Bu sezonun iyi bölümlerinden, hoş bölümlerindendi. Esprilerine de güldüm. Geyine, şeyine de, macerasına da kaptırdım kendimi falan. Ben genel olarak bölümden çok eğlendim yani, hiç sıkılmadım neredeyse ki bu hani bu sezon Rick Morty'si için büyük bir şey. Son iki bölümden sonra şey oldu, biraz rahatladıktı yani. Ama biraz sadece şey, tek hoşnut kalmadığım kısım o çayır yanarken Hindi başkan ve asıl başkan bir böyle kapışıyorlar falan ya. Oralarda birazcık bir şey yaptım yani. Hani ya, ben basıyorum, ben de basıyorum. Senin öğrendiğini iki yılda şey yaptım. İki günde öğrendim falan. Oralar biraz şey yaptı sadece ama işte, batmadı yani. Orasının yani şeyi çok cidden güzeldi. Hani Amerika Başbakanlığı hep böyle inanılmaz şey.
Hindi de yapabiliyor ve sonuçta en sonunda tabii canım parlamentoda herkes rüşveti yedirmiş. Evet. %100 oyla geçen yasalar kesinlikle var falan. Kesinlikle yani. üçüncü kere zam yaptılar falan diyor. O yüzden diyor işte bilmem New York'u Fransızlara sattılar ama herkes okey ya yani. Çünkü 3 kere mavi ve şey yapıyor. O da çok komikti işte. İlk çıktığında Hindi işte başkan konuşma yaptığında ne diyordu işte bir şey veriyordu adamlara hani bir şey satacağım size para vereceğim gibi böyle bir açıklama yapıyordu. Herkes böyle yapıyor. İşte bugün başkan olduğu gün falan diye böyle parlamento. İşte gerçek bir başkan falan yapıyor. Çok güzel göndermeler diyor. En başta şey diyordu herhalde kendi geliriyle ilgili bir şey söylüyordu. Ama onu size vereceğim diyordu. Evet. Aile haricinde pek böyle tekrar karşılaştığımız bir karakter pek yok. Ama Amerikan başkanı benim tekrar görmek istediğim gayet beni eğlendiren. Ve yani bu bölüm biraz mesela Rick Light bir bölüm gibiydi bile yani aslında. Evet, asıl evet. Daha çok başkan vardı. ama ben bundan rahatsızlık duymuyorum yani. Bence inanılmaz matrak bir karakter gerçekten. Evet, ben çok beğendim. Özellikle işte o Hindi'ye dönüştükten sonra bunu almayıp öbürünü başkan yapıyorlar. Bu içeride kalıyor. Orada Rick'le mecburen gene bir şey kurmak zorunda kalıyor. Birini öyle FDR'ı öldürdüler falan. Ha evet. Böyle şeyler oldu. Gerçekten çok eğlenceliydi yani. O da çok hoşuma gidiyor. Benim işte bu bundan önceki 3. sezon final bölümüydü herhalde. İşte burası bilmem John F. Kennedy'nin bulvarı. İşte John F. Kennedy her an çıkabilir falan yapıyor ya. Ve hani gizli sırlar var. Hayır öldürmedik aslında. Hala adam yaşıyor bir başkan olarak falan. Şu gizli sırlar falan Amerika'nın saçma sapan ama adam içeride örümceğe dönüşmüş falan. Yani çok hoş ya. Bir de şey de hoşuma gitti. İşte normalde Rick kendini sürekli bir şeye dönüştürüyor tamam mı? Ama bunu böyle bir sürekli şey olarak öyle Rick'in bir kabiliyetiydi bu ve mükemmel bir şeydi. Veya bak işte şimdi oturuş oldum do. Evet. Şimdi Hindi oldu ama onu yapmadılar. Yani Amerika daha iyi Hindiler yaptı. Evet. Hatta sonra Hindi daha iyi Hindiler Hindi yaptı. Evet. Yani o ilk Amerikan Başkanı çıktığı bölümde hani bir ışınlanıyordu Amerikan Başkanı ama onun için koskoca bir istasyon bir şey kurmak zorunda kalıyor da Rick dalga geçiyor der. Bu kadar şey mi zahmetli mi filan. Ama şimdi biraz Rick'in seviyesine yani biraz daha yaklaşmış diyelim. Ya muhakkak aynı değildir. Kendi Türkiye'deki evimde otururken düşündüğüm şey şu oluyordu böyle izlerken. Tamam Rick çok zeki bir adam ama hani teknoloji bir kere icat edildiyse evet. Ve bu adam da zaten her yere bunu belli ki saçtıysa bir yerden birisi nemalanmalı diye bu düşünüyordum. Bu şey paradoksu bunun adı. Demir adam paradoksu. Ben atıyorum şu an. Yani hani bir tek dünyada bu adam nasıl bir zırh yapabilir falan. Bu tarz bilim kurgusal bir yaklaşım. Yani Rick ve Morty'de çok belki aramamalıyız ama bulabiliyoruz aramasak. Bulunca hoşuma gidiyor evet. İşte. Muhabbetin sonunda kesinlikle böyle hemen şey yapacaksınız ama beni ırkçılıkla suçlayacaksınız ama. Ama zenci olmuş. Çünkü başkanın hala böyle Barack Obama parodisi olması hani daha sonra işte Trump geldi belki damarımın falan abi Trump'a bulaşmayalım hani bu adam ne bileyim saçma sapan bir espri yaparız bence falan. Bence Trump'a bulaşmak çok ucuz çünkü. Çok yani, ucuz belki. Zaten kolay ona bulaşmak. Anladın mı? Herifin normal kendi haline koyup bulaşmayalım. Biden'a falan yapabilirler mi mesela sizce? İlerleyen zamanlarda Amerikan başkanı olarak Biden'ı yaşlı. Gerçi bu bölümde mesela bir tane şey vardı. Barack Obama'nın yanında böyle yaşlı bir karakter vardı. Ona böyle acaba Biden parodisi mi falan dediler böyle. Hani daha doğrucu. Bir önceki başkanın geldiği bir önceki bölümde aslında Trump'a gönderme yaptılar. Şey istiyordu. Diyet kola değil de o tarz bir şey istiyordu böyle. Bunun için tuş mu yaptın falan. Öyle bir muhabbeti var ya. Doğru. Yapıyorlar aslında yani. Sadece Obama değil de birkaç tanesini birleştirmişler. Bence ırkçı dememizi şimdi neden diyeceğimizi anladım. Evet adam siyah diye sen bunu Obama'nın parodisi diyorsun ama. Bence pek değil. Bence bu gerçekten özellikle popüler kültürde tam bir Amerikan başkan karakteri ortalaması. Yani hatta siyah bir başkan olması da Amerika'nın böyle dışarıya yansıttığı imajıyla işin arka planında geçen tezatıyla alakalı bir böyle bir son nokta yani. Hani biz böyle çok liberaliz ama hala herif yani aslında çok iyi, becerikli bir başkan değil. Orada işte New York patlarken hala şeyle uğraşıyor yani kendi gururunu şey yapmakla uğraşıyor işte kurtarmakla uğraşıyor. O şeye de imkan veriyor öyle seçmeleri, siyahi bir portreyle çizmeleri. Diyor ya böyle gelip gelene %10 beyaz oyuna ihtiyacım var. %10 şuna, senin %5'ine ihtiyacım var diye. Hani o espri yapmaya da olanak sağlıyor. Evet. Şimdi tam tersiyle yapsalardı İki taraftan birinden bir arıza çıkardı belki ama böyle yapınca o kadar kimse da çıkmıyor. Şey yapmıyor, bir de arıza çıkmasını geçtim şey oluyor hani white supremacy diyorsun da supremacy'dir kardeşim. Birisi üstün olduğu zaman her türlü o temper şey olur
%5'i olur, %10'u olur, %50'si olur. Fark etmiyor. Bir şey olur ama yani. Zaten yani ben öyle bir şey düşünüyor değilim. Çok da umurumda değil zaten Amerikalı olmadığım için ama eminim mesela Barack Obama içinde o adam zenci falan diyor, adam beyaz diyen Amerikalılar, çok siyahiler falan muhakkak olmuştur diye düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz sevgili arkadaşlar? Bu bölüm gereğinden fazla politik miydi yoksa gayet eğlenceli bir hindi bölüm müydü? Bu sezonun gidişatı açısından olumlu buldunuz mu bizim gibi? Yoksa bu sezonun sanki yuvarlanmaya başladığı kuyunun onu çektiği bir taş olarak da görev alabilir mi acaba? bölümdeki espriler, Rick and Morty'nin gidişatı, Halit'in daha veya internetten duyup da ortaya attığı burası işte gerçek Rick Morty değil falan, bunlar başka şeyler, Portal Gun kullanılmadı ya benzer başka kanıtlar var mı elinizde, aşağı yorum olarak yazmayı ihmal etmezseniz görüşürüz. Buradan bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Bay bay. Bölümde her Türkiye dediğinizde bayrak astınız mı böyle? Türkiye'yi dedi falan böyle. Deyince değil, yazılı görünce ben de şey yapıyor, tetiklenemiyorum. Bu bir dakika, Türkiye falan. Türkiye falan. Bizimle dalga geçirmek için en baştan yapılmış bir şey bu, biliyorsunuz değil mi? Yani İngilizce ilk oluşturulurken, M.Ö. 4000 yılında falan. O zaman demişler bir gün... Türkiye diye bir yer yapılmış, şey yapacak. Aynen. Onları tim götüne sokmak için. Öngörelim değil mi? Evet evet. Biz de Mısır'a yapmışız aynısını. Evet. Tabii ki. Bir de Hindistan'a. Hindistan. Yetmemiş. Yetmemiş. Başka var mı öyle? Bunu daha önce konuşmuştuk. Bilmiyorum. Evet.